Programın başında Şahiste Hanım ve gelini Melike arasında bir gerginlik yaşandı biliyorsunuz. Neler yaşanmış önce hatırlayalım, onun üzerine de konuşmamız gereken şeyler var. Melike'nin ailesi kayınvalidesinin o çöp evi yüzünden Melike'yi vermekten vazgeçtiler. Babası hiç istemedi. Coşkun oğlum da annesi yüzünden çok pişmanlık yaşadı. 15 gün evinin önünde, arabanın içinde bangır bangır müzikle Melike'ye aşkını ilan etti. Hatta yerlere yazılar yazdı. Melike'm seni çok seviyorum diye. Biz mahallece bundan rahatsız olduk, şikayet bile ettik. Bu şahsı tanımıyorum. Seni tanımıyor da nasıl yorum yapıyor? Yapar aşkım, burada bir oyun var. Melike ne yapıyorsun? Senin arkadaşlarından da, senin arkadaşlarının annesinden de çok rica edeceğim. Gerçekten söylüyorum. Hani diyorsun da bunlar şu kalkacak şimdi. Bakın bak kalktı kalktı yani. Lütfen bana oğlumu bağlayın. Arıyor. Çalıyor mu? Çalıyor mu onu da söyle. Melike. Eğer ilk defa açanlar varsa konu şu, Melike yıllar önce annesinin evine belediyeden çöp ev burası diye baskın yapıldığını iddia ediyor. Kayınvalidesi bunu asla kabul etmiyor. Hatta Melike'nin babası sırf bu sebepten Melike'yi vermek istememiş. Bunun üzerine de kocası 15 gün boyunca kapılarında yatmış. Bu hanımefendi de her şeyi gördüğünü iddia eden biri. Hayatım, orada bahsetmiş olduğun konuyla ilgili bir video çekip atmak istedim. Bizim seninle tartışmamız olmuştu. Bununla ilgili ben 15 gün beni süründürmüştün. 15 gün senin kapında yatmıştım neredeyse, arabada yatmıştım, müzikler açmıştım. İnsanlar rahatsız olmuştu, şikayetler etmişti vesaire. Bu durumun doğru olduğunu söylemek isterdim. Ama fakat böyle bir durum, böyle bir pozisyon, böyle bir konu biz seninle hiç yaşamadık. Tam aksine her flört döneminde her çiftin yaşadığı gibi tartışmalarımız muhakkak oluyordu. Ve bu tartışmalarda da sürekli ben haklı olduğum için evimize gelip Coşkun evde mi? Yok işte, veyahut da ben evde olduğum zaman bile uyumasam dahi annem uyuyor Coşkun, yorgun kaldıramam kızım deyip seni gönderiyordu. Aa! İkinci konu olarak da sevgili kayınpederim seni bana vermek istemediğini bunları dile getirmiş. Biliyorsun ki böyle bir konu aynı şekilde hiç olmadı. Üçüncü konu olarak da anneme çok çok fazla yükleniyorsun. Çok bağırıyorsun, çok fevri çıkışların var. Bununla ilgili bu konularda bunlara dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Ben bu durumlardan çok rahatsızım ve sana çok kızıyorum. Bu konulara çok çok dikkat et. Bir daha bunu bana tekrarlatma. Ne diyor ya? Seni, ne diyor ki? Seni öpüyorum oğlum. Bol bol öp. Dobra kadın öp. Dobra kadın öp. Dobra oğlu, dürüst oğlu. Ne diyeyim ki ben şimdi buna ya? Ne diyeyim ki yani? Her şey doğrulamış. Her şey doğrulamış ya. İnanmıyorum ya. Ben de dedim ki annesini bırakır. Bana konuşamıyorum bile ya. Konuşamıyorum bile ya. Annesini doğrulamaz, karısını yalanlamaz dedim ya. Resmen beni karalamış ya. Beni karalamış ya. Bu kadar anneci olduğu da bu kadar mı belli olur? İnsan bunu yapar mı ya? Yapar mı bunu? Bütün milyonlar izliyor ya burayı. Burayı milyonlar izliyor. Ve şu an insanlar kim bilir ne düşünecek ya? Kayınvalideme de gün doğdu. Şimdi mutlu mutlu yaşasın. Vallahi billahi. Hiç ben söylenecek hiçbir şey bilemiyorum ya. Bulamıyorum yani söylenecek hiçbir şey. Gerçekten ortaya çıktı bak. Kaçıyor. İşte buyurun, beğendin mi geline yaptığımı? Beni ilgilendirmez. O açıyor. Nasıl? O benim üstüme girsin. Nasıl ilgilendirmez? Gitti gitti. Gitsin. Olacak şey mi? Yer burası. Aa. Doğrular ne kadar acı görüyorsunuz değil mi? Dur zaten kocası bayağı şey yapmış. Evet. Ama keşke gitmeseydi de cevabını alsaydık. Kaç gündür biz bu konuyu konuşuyoruz?
Kaçtı Melike, kaçtı. Yani çöp ev konusu doğru değil diyor. Evet, değil tabii. Bu sebeple kapısında yattığım doğru değil ve diyor. Ve ben size ne dedim? Tam tersi, o gelinmiyor muydu kapıma? Coşkun'a ulaşamadığınızda değil mi? Melike'nin de şu anda bu VTR üzerine burayı terk etmesi daha da ayrı bir konu. Sen haklıymışsın. Haklı yani. Canım. Ha, en başından beri. Benim oğlum dürüst. Ben ne kadar dürüstsem, çünkü onu ben yetiştirdim. Hmm. Melike senden intikam alıyor o zaman. Çünkü ama neyin intikamı neyin bu? İntikamı? Bu neyin intikamı biliyor musunuz? Ben evlenmelerini istemedim. Melike'yi istememezlik değil. Bakın parantez içinde açıyorum. Neden istemedim? Çok küçüklerdi. Ve hala annesi de VTR'e gönderdiğinde işte istemedim. Ben küçük oldukları için biraz daha zaman verin. Daha askere gitmemişti oğlum. Melike şu anda bayağı öfke krizine tutulmuş, duvarları yumrukluyormuş yani. Gidelim mi gitsen yanına? Mi acaba? Yo, niye gideyim ki? Gitmem. Kendi düşen ağlamaz. Bu ne ya? Bu nedir ya? Resmen rezil etti. Sen gelinin gönlünü... Bana kim geliyor? Şimdi diyorsunuz ya öfkelendi burada etti. Şimdi bir dakika yani bu kadar da hani Melike bu kadar da nasıl yazmış kafamda, ben de şimdi düşünüyorum. Sonuçta senin ne oğlun? Sen de çok baskın bir kadınsın. Dur dinle beni. Sen yaptırmış olabilir misin oğlana bunu? Asla. Asla. Melike de çok iyi bilir. Niçin sinirlendi? Tamam. Benim gibi düşünen var mı acaba? Var. Oğluna yaptırır. Yaptırır mı? Yaptırır. Hayatım, çünkü beni dinliyor, benim evladım diyor ya, yaptırın. Yaptırın belli. Biraz ay, sert bir video çünkü anlattı ama sen de şimdi daha yangını kürekle gidiyorsun ya, oradan öyle bir ilişkilendi. Sizce bu sesler Melike'den ya. Ben buradaydım. Bu VTR'de burada yeni geldi. Esra, aşkım dur, kız kriz geçiriyor. Sesleri duymuyor musun? Stüdyoyu yıktı. Yıktı vallahi. Yıktı gerçekten. Arkadaşlarımız yanındaymış, asla içeri girmek istemiyorum diyormuş. Eşine ayrı öfkeli söyleniyormuş, tabii. Kayınvalideye ayrı. Melike'nin gazabı. Ve bence iddialarının her şey ortaya, ve iddialarının da hala gerçek olduğunu söylüyormuş. Bence her şey ortaya çıktığı için bence terk etti. Nursel Hanım, ben de... Şimdi şöyle yapalım. Ya yani Melike burada yok ve ben onun arkasından konuya devam etmek istemiyorum. Sakinleştiğinde devam etmek isterse ederiz. Çünkü o da hala... Hayır öyle değil böyle diye orada çıldırıyormuş. Seni de az çok tanıyorum. Az çok tanıyorum seni de. O yüzden bunu böyle kapatıyorum bu konuyu. Tamam canım.